Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine sayısal ve sözel mantık problemlerinin birinci testiyle devam ediyoruz. Bir ip yardımıyla oluşturulan D harfi şekilde gösterildiği gibi bir makas ile bir doğru boyunca kesildiğinde en fazla 3 parçaya ayrılabiliyor. Bakalım arkadaşlar, makas da bu şekilde kesildiği zaman bakın birinci parça burası, ikinci parça burası, üçüncü parça da burası. Bizden ne istiyor? Buna göre diyor, ip ile oluşturulan aşağıdaki harflerden hangisi bir doğru boyunca kesildiğinde elde edilebilecek parça sayısı diğerlerinden daha fazladır diyor. Yine keselim arkadaşlar. Bakın şöyle kestiğimi düşünün. Kaç tane parça oluyor? Sayalım şunları. Şuradaki parça 1, değil mi? Şuradaki parça 2, şuradaki parça 3, şurası da ne olacak? 4 tane parça olmuş oluyor arkadaşlar. Yine benzer şekilde şöyle kestiğimi varsayarsanız, bakın şuradaki parça 1, şuradaki parça 2, değil mi? Şuradaki parça 3, şuradaki parça da 4 oluyor arkadaşlar. Bunlar A ve B ikisi de aynı parça sayısına sahip olduğundan dolayı cevap olma şansları yok. Yine şöyle yapalım. Sayalım arkadaşlar. Bakın şuradan şurası bir parça. Şuradan şurası iki parça. Şurası da arkadaşlar kaç parça olmuş oluyor? Değil mi? 3 parça mı? 3 parça olmuş oluyor. Da bak şöyle biraz daha net yapalım. Şöyle maviyle çizelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi siyah alalım. Bakın şurası şöyle 1, değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar 2. Şu alttaki küçük parça da bakın 3 olmuş oluyor. Tamam. Benzer şekilde şöyle yapalım. Kaç parça oluyor? Şu aşağıdaki parça 1. Şurası 2. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten C şıkkı da olamayacaktı. Yine benzer şekilde bu şekilde yapacak olursak bakın şurası 1. Şurası 2. Şurası 3. Şurası da 4 olmuş oluyor arkadaşlar. En fazla bakın D şıkkında. Tamam. Geldik 2'ye. Yandaki şekilde bir konenin üstten görünümü gösterilmiştir diyor. Buna göre bu konenin yandan görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bakın şuradan yola çıkacak olursak, şuradan yola çıkacak olursak bakın A'nın olma ihtimali var mı? En dışta bir kere mavinin olması gerekiyor, değil mi? Evet. Bakın bu nerede, neyle başlamış arkadaşlar? Bu pembe ile başlamış. A şıkkının olma ihtimali yok. B'ye bakalım. Mavi ile başlamış. Pembe. Mavi, pembe. Sonra bak sarı gelmiş. Ama burada bakın beyaz gelmiş. O yüzden B şıkkı da olamaz. C'ye bakalım. Mavi, pembe, sarı, beyaz. Burada sıkıntı yok. Şu tarafı kontrol ettim. Sağ tarafı da kontrol edecek olursam sarı, sarı, beyaz. Bak sarı, beyaz, mavi, mavi. Arkadaşlar sonra yine bakın şurası da beyaz. C şıkkı zaten oluyor. D'nin neden olmadığını gösterelim. Mavi, pembe, sarı, beyaz. Sol tarafta sıkıntı yok. Sağ tarafa bakalım. Sarıdan sonra mavi gelmiş. Ama bize verilen şekle baktığım zaman sarıdan sonra beyaz geliyor arkadaşlar. O yüzden D'nin olma şansı da yok. E'ye bakalım. Mavi, pembe, sarı, beyaz. Bakın şu tarafı kontrol ettik. Şu tarafta sıkıntı yok. Demek ki bu problem burada olacak. Bakalım. Şurada iki tane mavi üst üste gelmiş. Halbuki maviden sonra beyaz gelmesi gerekiyor arkadaşlar. E şıkkı da bundan dolayı olmaz. Tamam. Geldik 3'e. Şekildeki çark ok yönünde 2790 derece döndürüldüğünde çarkın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar bu yuvarlak olduğundan dolayı 360 derece olarak bakacağız. Değil mi? Periyodumuz 360. O yüzden 2790'ı ne yapacağız? 360'a böleceğiz arkadaşlar. Kaç kere? 5 kere daha doğrusu kaç kere var bunun burada? 9 kere desek fazla gelir. 8 kere desek 2880 yapar. O da fazla geliyor. 7 kere mi oluyor? Evet. Ne oluyor? 0, 42, 21, 25. Buradan 7, 2. 270 derece arkadaşlar. Ne olacak? Sol tarafa döndüreceğim. 270 derece döndürdüğüm zaman bakın. 270 derece döndürdüğüm zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle şuraya gelmiş olacak. Peki ben böyle döndürmektense
bir tane sağ tarafa döndürmek aynı şey değil mi? Evet. Demek ki ne olacak arkadaşlar? Mesela E şurada olmuş olacak. F burada olmuş olacak. İ burada olmuş olacak arkadaşlar. L de burada olmuş olacak. Değil mi? Buna uygun şeklimiz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz ne olacak? C şıkkında mevcut olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Geldik 4'e. Aşağıdaki yazılardan hangisinin D doğrusuna göre yansıması doğru yazılmıştır diyor. Bakın şimdi burada P ile başlamış ya. Bir kere burada P ile başlaması lazım. O yüzden A şıkkının olma şansı yok. B'ye bakalım. J ikisi de bakın bu şekilde. Aynı yöne baktıklarından dolayı olmaz arkadaşlar. Eğer bu şöyle olsaydı tamam mı? O zaman olabilirdi. Ama aynı yöne baktıklarından dolayı B şıkkı da olmaz. C'ye bakalım. R burada. R bu şekilde yansıması şeklinde olmuş. Şimdi ama E'ye baktığım zaman E bu şekilde. E tamam burada ama yönleri farklı. E'nin ne olması lazımdı? Bu şekilde olması lazımdı. C şıkkı da olmaz arkadaşlar. Siz zaten denerken E'den başlayacaksınız. Tamam. Ben size olmadığını göstermek için. Bakın burada Z. Bunu da Z ile başlaması lazım. Bu da olmaz. O yüzden bakın zaten E şıkkı olduğu belli. Bakın N burada simetrisi alınmış. E'nin simetrisi alınmış. Farklı yönlere bakıyor. R'ler bakın farklı yönlere bakıyor. Yine E'ler, S'ler düzgün bir şekilde alınmış. E şıkkında herhangi bir problem yok arkadaşlar. Geldik 5'e. Yandaki saat şekildeki gibi 3'ü gösterdikten sonra akrep ve yelkovan saatin tersi yönünde 1650 derece döndürülürse saatin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ne olacak arkadaşlar? 1650'yi 360'a böleceğiz. Niye? Periyodumuz 360 arkadaşlar. Değil mi? Çünkü her 360'ta bir aynı yere denk gelecek. O yüzden 360'a bölüyorum. Kaç kere? 4 kere desem 1440 olmuş oluyor. 0, 1, 210 derece. Değil mi? O zaman saatin ters yönde 210 derece döndürmüş olacağım. Büyükten başlayalım şundan. 210 derece döndürmek nereye denk gelecek arkadaşlar? Şimdi bunun tamamı 360 değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu 12 tane bölme var ya 12'ye bölersem her bir bölmenin kaç derece olduğunu bulurum. Demek ki her bir bölme 30 derece. Ben 210 derece döndüreceğime göre demek ki 7 bölme ilerlemem lazım. 7 bölme ilerlersem arkadaşlar şu anda büyük şuradan yola çıkıyorum. Tamam mı? Yelkovandan yola çıkıyorum. 7 birim gelecekse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olması gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Şuraya gelecek. Şöyle. Diğeri de 7 birim gelecekse 1, 2, onu da maviyle yapalım. 3, 4, 5, 6 ve 7. O da buraya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Birisi 8'de, birisi de 5'te mi oluyor? Evet, birisi 8'de, diğeri de 5'te. Bakın dikkat ederseniz D şıkkında mevcut. Geldik 6'ya. Şekil 1'deki gibi turuncu küplerden bazıları şekil 2'deki gibi yan yana ve üst üste konulmuştur. Buna göre şekil 2'deki yapıya en az kaç tane turuncu küplerden ilave edilirse küp şeklinde bir yapı oluşturulur. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şurada üçlük bir parça var ya o yüzden en az ne olması lazım? 3 çarpı 3 çarpı 3'lük olması lazım. Onun için de 3 çarpı 3 çarpı 3'lük dediğim ne olacak arkadaşlar? 27 küp olması lazım. Burada kaç tane küp var peki? 1, 2, 3, 4. Bakın şu altta var 5 bir de burada 6. 6 tanesi burada. Toplamda 27 tane olması lazım. Demek ki 21 tane olursa bir küp elde edebilirim arkadaşlar. Doğru cevabımız D şık. Geldik 7. soruya. Yukarıda verilen 4 tane kelime ile 4 tane sayı her harfe bir rakam gelecek şekilde eşleştirildiğinde zehir kelimesine karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 4 tane kelimemiz var, 4 tane de rakamımız var. Bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? Eşleşiyormuş. Bakalım şimdi. Şu ortak harflerden yola çıkacak olursam arkadaşlar. Bakın ortak harfler şurada R'ler var. En sonda ikisi de aynı rakam olan arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz 4'ler var değil mi? Demek ki ben buradan R'nin 4 olduğunu çıkartabilirim. Bunlardan bir bu olacak arkadaşlar. Birisi Zafer olacak. Şu rakamlardan sayılardan bir tanesi de Fener olacak. Peki hangisi Zafer? Hangisi Fener arkadaşlar? Ona bakacağız. Şimdi Fener'den yola çıkacak olursam ikinci ve dördüncü harflerinin aynı olması lazım. İkinci ve dördüncü harfleri aynı olan bakın şu var değil mi?
Demek ki bu fenermiş arkadaşlar. Bu da zafermiş. Bizden zehir harfini soruyor ya arkadaşlar. Z burada 1 değil mi? Evet. Z burada 1. Bir kere 1 ile başlaması lazım. 1 ile başlaması lazım. Bakın bu C şıkkını eledik. Sonra R'yi de 4 bulduk. En sonunda da 4 ile bitmesi lazım arkadaşlar. 1 ile başlayıp 4 ile bitecek. 1 ile başlayıp zaten 4 ile biten bir tek E şıkkı var. Tamam. Benzer şekilde. Zaten hepsini bulduk yani arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 8. ve son sorumuza. Aşağıda her bölmesinde farklı sayıda kolye bulunan 4 bölmeli bir takı standının görseli verilmiştir. Bakın 4 tane bölmesi var burada. Bu standın her bölmesinde en az 5, en fazla 20 kolye olup ardışık 2 bölmede bulunan kolye sayıları arasındaki fark aynıdır diyor. Standın belirli 2 bölmesindeki toplam kolye sayısı 30 olduğuna göre bu takı standında en fazla kaç kolye vardır? O yüzden en fazlayı sorduğu için mümkün olduğunca ne yapacağız arkadaşlar? Büyük tutmaya çalışacağız. Değil mi? Şimdi toplamda da arkadaşlar en fazla 20 kolye var ya. 20'yi de benim ne yapmam lazım? Kullanmam lazım. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursanız şöyle başlayalım. 20'ye ne yapalım? Bak şimdi ben 20'ye burada desem yani artan sırada yazdığımı düşünün arkadaşlar. 20'yi burada desem buraya da İşte 21 diyeceğim en küçük değil mi? O yüzden arkadaşlar bu 21 deme şansım yok. En fazla 20 olacak. Demek ki o yüzden 20'yi ben ne yapacağım? En sağa alacağım. Tamam. Peki burası ne olur? Mesela 19 desem ardışık sayılar arasındaki fark birbirine eşit ya arkadaşlar. Değil mi? Burası 18 olsa burası da 17 olmuş olsa. Peki ihlal ettiğimiz bir kural var mı? En az 5 diyor. 5'ten fazla zaten. En fazla 20. Burada herhangi bir problem yok. Ardışık iki bölmede bulunan kolye sayıları arasındaki farklar da aynı. Arasındaki farklara dikkat ederseniz 1. Belirli iki bölmesinde toplam kolye sayısı 30 olduğuna göre. Bakın herhangi ikisini topladığımız zaman en küçük iki tanesini topladığımız zaman 35 oluyor. O yüzden 30 olma şansı yok arkadaşlar. Demek ki bu olmaz. Bu olmaz. Biraz azaltmam lazım. Bakın şu küçük olanı 17 olanı biraz düşürmem lazım. O yüzden aralardaki fark 2 değil de 1 olsa, pardon 1 değil de 2 olsa o zaman ne olacak? Burası 18 olacak. Burası 16 olacak. Burası da ne olacak arkadaşlar? 14 olsa. Şimdi aralarındaki fark arkadaşlar 2. En küçük ikisini topladığım zaman da bakın 30 yapıyor. Mümkün olduğunca zaten en büyük sayıları kullandım. O yüzden herhangi bir problem görünmüyor arkadaşlar. Bunları toplayacak olursam 14 ile 20'yi toplasam 34 oluyor. 16 ile 18'i toplasam bir 34 de buradan toplamda 68 olmuş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.